Sayın seyirciler, Panorama'da Antalya'dayız. Bir kez daha yineleyelim. Expo alanındayız ve şimdiki konuğumuz da Aksu Belediye Başkanı Sayın Halil Şahin. Sayın Şahin, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Expo'nun pek çok katkısı olacak ama yerel bazda da katkıları var. Hemen girişte gördük, bir tramvay hattı döşeniyor ve o tramvay hattı buraya kadar uzanacak. Havaalanından buraya gelecek. Evet. Bu anlamda ciddi bir yatırım. Aynı zamanda burası turizm potansiyeli yükselen bir yer haline gelecek. Artık Aksu da turizmle daha fazla anılır olacak. Bu çerçevede baktığınızda Expo Aksu'ya ne gibi katkılar sağlayacak? Expo, biraz önce başından söylediniz gerçi de, Expo hakikaten Aksu'ya, bölgeye, ülkemize ciddi kazanımlar olan büyük proje. Yani burada birçok sektör Aksu'da var. Yani biz 3T diyoruz: tarım, turizm, ticaret. Bunların hepsi burada var. Her sektör de birbirine bağımlı, katkı sağlayacak olarak. Turizme Expo, işte ziyaretçi şimdiden biletler satılmaya başladı. Ciddi bir de rağbet var. Burada işte raylı sistem bile, yani ulaşım, bir bölgenin gelişmesi için özellikle ulaşım çok önemli. Burada hızlı trenler, hem Konya'dan gelecek olan, hem Burdur istikametinden gelecek olan hızlı tren hatları da buralara kadar gelmiş oluyor. Biri Ampaş'ın oraya geliyor, birisi de yine Konya üzerinden bu tarafa geliyor. Burada raylı sistemin maliyetine bakıldığı zaman 300 milyonluk bir proje. Aksu'nun nüfusu 70 bin civarında. 70 bin nüfusa 300 milyonluk bir raylı sistem projesi olur mu? Ekonomik olarak düşünülmesi bile mümkün değil. Ama bu projenin sayesinde ulaşım, özellikle Antalya'dan Aksu'ya ulaşım ciddi manada bir rahatlama, kolaylık, kısaltma sağlanmış olacak. Bu projenin hakikaten tarıma, turizme, ticarete, Aksu'daki esnafımıza, Aksu'nun yeni kurulan bir ilçeyiz, yapılanmasına, imarındaki çalışmalarımıza yön katması olarak, ivme kazandırması olarak her yönüyle bize katkısı olan bir proje. Hemen yakında Kundu ve Belek var. Oralardan turist gelişini sağlayabilecek misiniz? Özellikle bu bölgenin biraz daha tur operatörlerince gezilebilir bir alan haline getirilmesi söz konusu olabilecek mi? Yerli turist buraya çokça gelebilecek mi? Ya yani Aksu o anlamda bir çekim merkezi olabilecek mi Expo sayesinde? Yani biz şimdi burada, Kundu bizim turizm bölgemiz. Yani Kundu Kemerazı'nda bizim yatak kapasitesi olarak 40 bine yakın. Yani orada 30 civarında bir otelimiz var. Hepsi de standartı yüksek bakıldığı zaman. Aksu'nun ıslah projesinin sayesinde biz Kundu'yla buranın arasında işte Aksu Çayı var. Onun kenarında sağlı sollu yollar ve üzerinde gerdanlık gibi köprülerimiz. Şu an onlar da artık bitme aşamasına geldi. Tabi bu çalışmanın sayesinde Aksu'nun ıslah projesi de ivme kazanmış oldu. Yani bu proje belki kuruyu dağıtıyoruz gibi olabilir. Bunun sayesinde biz Aksu'nun ovasının suyun altından kurtulmasını sağlamış oluyoruz. Yani Aksu'da tarımla ilgili alanları da tescillemiş oluyoruz. Yani burada 135 bin dönümlük bir alan şu an suyun içinden kurtulmuş ve toplaştırmayla da tarım imarının yapılmış olmasını sağlıyor bu proje. O da çok önemli. Tabii bu projenin sayesinde de işte Aksu'nun ıslahı ivme kazandı diyoruz. Ayrıca şu Aksu çayının denize döküldüğü yerdeki mendirek de dahil, bu tarafa doğru gelen çayın sağlı sollu üzerindeki yollar kullanılır hale gelip Aksu ile Kundu arasındaki, yani oteller yöresinin, Belek'ten gelenler de dahil, Kadriye'den gelenler de dahil diyelim, orası serik olmasına rağmen ulaşım ciddi bir rahatlama sağlayacak. Ulaşım açısından bu sıkıntı çözülecek ama o ağı kullanacak olan turisti buraya çekmeyi soruyorum. İşte o... Yani oradakileri buraya çekebilecek misiniz? Çünkü gelenler genelde her şey dahil sistemiyle geliyorlar. Buraya restoranlar yapıldı, pek çok faaliyetin yapılabileceği, kültürel etkinliğin yapılabileceği alanlar yapıldı ama bunları onlara tanıtmak da gerekiyor. Bu aşamadan belediye olarak hangi adımları atacaksınız? Biz belediye olarak otelcilerle, yani istişare toplantılarında da, işte Bali Bey biraz önce buradaydı, işte bizden sonra da Osman Ayık Bey turizmcilerin başkanı olarak, onlarla hep aylık toplantılarımız var. Buranın nasıl daha kullanılabilir olması, daha verimli hale çalışabilmesiyle ilgili toplantılar her zaman yapılıyor. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yani burada tabii turizmcilere de çok iş düşüyor burada. Buradaki Expo'nun genel sekreterliğiyle, idarecileriyle
turizmciler zaten iç içe. Valilik bu işin içerisinde. Tarım Bakanlığı zaten birebir takip ediyor. Yerel belediyede bizden ne isteniyorsa, biz ne yapmamız gerekiyorsa zaten ilişki içindeyiz. Bu projelerin devamında, yani yapılabilmesinde, zamanda yetiştirilebilmesinde belediye olarak biz her halükarda takipçisi oluyoruz. Üzerimize düşen neyse yapıyoruz. Bizden ne istenen ne varsa projelendirme bazında da. Yani çünkü burayla Aksu'nun örtüşmesinde, o yolların açılımında, vatandaşlar olan diyaloglarda, çünkü toplulaştırmanın içerisinde simlak yok biliyorsunuz. Vatandaşla DSE'yi, işte şeyi bir araya getirip altyapısını hazırlamada üzerimize düşeni yerine getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz. Sayın Belediye Başkanı, bu Expo'nun açıldığı tarih aynı zamanda turizm sezonunun da net olarak başladığı tarihe denk geliyor ve 6 ay boyunca turizmin en sıcak olduğu dönemde Expo burada açık kalacak. Bu dönemde Aksu Belediyesi olarak Expo'nun içinde siz neler yapacaksınız ya da Expo alanındaki faaliyetleri Aksu'ya ne ölçüde taşıyabileceksiniz? Kültürel olarak bazı planlamalarınız var mı ya da daha net soruyu? Şimdi biz Expo ile Aksu'nun bütünleşmesi, yani birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, ulaşımda dahil hepsinin içerisinde olmaya çalışıyoruz. İşte yan taraftaki buraya gelen işte raylı sistem altyapısının hazırlanmasında, yandaki imarı ile ilgili buraya uygun düzenlemeler de dahil. Hatta Aksu'nun içerisinde tabi Aksu bizim yeni kurulan bir ilçemiz. Yani yeni daha düzenli hale getirilmeye çalışılıyor. İlçe olduğumuzu daha yeni yeni algılamaya başladık gibi durum var. 2 senedir bakıyorum ben, hakikaten ciddi manada bir şey çalışması içerisine girmişiz altyapı olarak. Hatta Aksu'nun içerisindeki dükkanlarda da, çarşıda da şu an Aksu'ya yakışır bir şekilde düzenleme yapıyoruz. En azından görüntüye yönelik. Yani burada biz burayla Aksu'nun esnafını, Aksu'daki biliyorsunuz bizim dünyaca tanınan Perge Antik Kentimiz var Aksu'da. Oraya kaldırımlar, oranın gece gezilebilir hale getirilmesi için aydınlatması, park yerlerinin yeniden düzenlenmesi, çarşının içerisinde tabiri caizse şu an tek tek dokuma yapıyor gibi bir şeyimiz var. Bir taraftan burası hazırlanırken bir yandan yani bir yandan da Aksu'nun merkezi hazırlamaya çalışıyoruz. İmar tabii uzun süreli işler olduğu için işte 2 yıldır da sürekli Aksu'nun merkezindeki imarı bitiriyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Bitirdiğimiz yerlerde de Aksu'ya yakışır inşaatlar, buranın en azından orada gelen insanların kalabileceği, oralarda şey yapabileceği, faydalanabileceği ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Sayın Şahin, çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Aksu Belediyesi olarak hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz ve bu Expo sürecinde de kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ben özellikle TRT Avaz izleyicilerine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Yani biz Aksu'da ne var ne yok tabi detayına girecek bir zamanımız burada yok ama Aksu büyük projeler önemlidir diyoruz. Bu projenin buraya gelmesinde emeği geçen, özellikle ben ilçe başkanı olduğum dönemdir o 2008'ler, yer arayışında burayı tavsiye etmiştik, önermiştik. Buranın olması bize Aksu'da ciddi manada bir kazanımları arkasından getirdi. Çünkü büyük projelerin bir yerde olması yanında küçük projeleri sürükler, hep bunu biliriz. Bunun sayesinde biz Aksu'nun ovasının suyun içerisinden kurtulmasını, yani vatandaşlarımızın her sene suyun içinde kalıp da bizim zararımız ne olacak denmesinden kurtarmış oluyoruz. Bu büyük bir botanik bahçesi olarak düşün. Daha sonra 6 aydan sonra yine kullanılabilir, kullanımının devam edeceğinin hesapları yapıldığı zaman ciddi manada Aksu'ya ziyaretçinin geleceğinin hesabını yapıyoruz. Bu proje ülke projesidir tabii. Ülkemizin de dışarı şey olacak. Ben sadece Aksu olarak görmüyorum ama Aksu aslan payını mutlaka alıyor bu projenin sayesinde. Ama tüm Antalya, ülkemiz bunun sayesinde faydalanacaktır. Zaten şimdiden de zaten görüyoruz buradaki Aksu'ya kazandırdığı donanımları. İnşallah turizm sektöründe sıkıntı gözüküyor. İnşallah buraların sayesinde bir nebze olsun, ziyaretçinin sayesinde onlar da rahatlayacaktır diye düşünüyorum. İleriye dönüp zaten bu proje bölgeye, ilimize, ülkemize botanik eksposu olarak bakıldığı zaman ilki, yani Türkiye'nin bu şekilde bir çalışması ilk,
alnımızın akıyla da çıktığımızı görüyorum. Bitmiş vaziyette zaten. Şurada bir kulemiz var. İşte gelecek hafta içerisinde yukarıya artık o şeyi de çıkmış olacak diye söylüyor arkadaşlar. Oraya çıkanlar Aksu'yu da çok rahat bundan sonra oradan da görecekler. Bu proje tabii bakıldığı zaman yetişirdi yetişmezdi. Herkes bir şey söyledi ama yetiştiği görülüyor. Yani aklı selim düşünenler yetişsin diye dua etti. Eleştirmeye çalışanlar mutlaka oluyordu. Ama eleştirene de şeye de biz olumlu tarafından baktık. Bu işte uğraşan tüm genel sekreterliğimiz de dahil hepsine teşekkür ediyoruz. Aksu halka adına biz de diyorum. Size bir kez daha turizmcilere de inşallah bir nefes aldırır diye düşünüyorum. Buraya gelen ziyaretçiler sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'di konuğumuz. Sayın Şahin önemli bir noktaya işaret etti. Buranın 3 T'sinin olduğunu, turizmin, ticaretin ve tarımın Antalya ve Aksu için önemli olduğunu vurguladı. Birazdan turizm yönünden Expo'nun ne getireceğini konuşacağız. Trofet Başkanı'yla birazdan karşınızda olacağız. Panorama devam edecek.